Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize merhaba. Yaklaşık 3 haftadır değerli arkadaşım ve astrolog Hande Kazanova ile beraber 2016 senesinde astrolojik olarak bizleri nelerin bekleyeceğini hem dünya olarak hem Türkiye olarak konuştuk. Ama bugün bence izleyicilerimizin en merak ettiği konu tek tek burçların 2016 yorumları olacak. Kesinlikle. Hande'cim sana bırakıyorum sözü hemen. Koç ve yükselen koçlar bu sene iş konusunda çok şanslılar. Yani iş alanları giderek gelişecek ama bu şans onlara böyle löp diye verilmeyecek. Daha çok iş hayatlarında çalışarak, üreterek, detaylandırarak, daha fazla çaba göstererek bu şanslara sahip olabilirler. Mesela ne yapabilirler? İşlerini, projelerini geliştirebilirler. Beraber çalıştıkları insanlardan yana şansları yüksek olduğu için iş birlikleri içerisine girebilirler. Aynı zamanda sağlıkları çok ciddi sıkıntılar çıkartmayacak yıl boyunca. Genellikle baş ağrıları etkilidir koçların hayatında. Baş bölgelerini her zaman daha serin tutmaları gerek. Bu yıl hem midesel hem bağırsak hem baş bölgesiyle ilgili konularda çok ciddi rahatlamalar, keyifli, daha iyi bir şartların oluşması gibi etkiler söz konusu olabilir hayatlarında. Doğal beslenme ve doğal yaşamayı biraz abartabilirler. Bu abartı onların vücutlarına güzel bir şekil olarak geri dönebilir, onu söyleyelim. Peki hangi alanlarda önemli sorumluluklar var? Seyahatle ilgili konularda, eğitimsel konularda önemli sorumluluklarla karşılaşacaklar. Öğrenci koçlar bu sene daha derine giderek ve disipline olarak başarılı olabilirler. Aynı zamanda seyahatler belki iş kaynaklı bir seyahat olabilir ve bundan kaynaklı olarak da rahat etki ya da rahat hareket etmekte zorlanabilirler seyahatlerde. Boğa ve yükselen boğalar bu sene aşk tadıyorlar. Aşk hayatları mükemmel. Kendileri çok iyi hissedecekler. Sevdikleri insanla göz önünde olmak, gezmek, dolaşmak, sportif aktivitelerde bulunmak onları mutlu edebilir. Aynı zamanda burası çocuk alanı. Çocukla ilgili oluşumlar artıyor. Bebek sahibi olmak isteyen boğalar bu sene bu koşulların daha fazla ön plana çıktığını görüyor olacaklar. Yine çocuğunuz varsa sevgili boğalar, çocuğunuzla ilgili konularda da güzel gelişmeler altında olacaksınız. Mesela çocuğunuz derslerinde çok büyük başarı gösterebilir ve siz bundan dolayı çok büyük gurur duyabilirsiniz, mutluluk duyabilirsiniz ya da aranızdaki sıkıntıları gidermenin yolunu etkili bir şekilde bulacaklar. Hangi alanda sorumluluklar var? Ortaklaşa parasal alanda sorumluluklar var boğaların hayatında. Hı hı. Şimdi boğalar paraya önem veren burçlardan bir tanesi. Ve boğa sahip olmayı önemser. Ve boğaların, bak dikkat et Ayşe'cim, muhakkak etrafında bir boğa vardır. Ve boğaların hayatında param yok dedikleri dönemde bile kıyıda köşede bir paraları vardır. Kirli çıkı. Kirli çıkıları vardır. Hem de bayağı bir paraları vardır. Onların hiç param yok dedikleri bizim gibi 100-200 değil, bayağı ciddi bayağı bir kimleri vardır yani. Bu sene ilk defa başkaları için parasal sorumlulukların altına girebilirler. Ve bu onlarda ciddi bir sıkıntıya sebep olabilir. Ama bu onları korkutmasın. Çok güzel gelişmeler var hayatlarında. Belki ailelerin sorumluluklarını üstlenecekler. Belki çocuğunun sorumluluğunu üstlenecek. Ama bir şekilde bu sorumluluğun altına girerse ve biraz hayata kendini rahat bırakırsa hiçbir sıkıntı yaşamaz. Onu söyleyebilirim. Geçtik ikizlere. İkizler bu sene aktif bir yıl içerisinde ama en fazla şans ve mutluluk ev, aile, yuvadan geliyor. Hadi bakalım. Aile hayatlarında çok büyük huzuru yakalayacaklar. İnşallah. Büyük mutluluk duyacaklar. Aynı zamanda burası sadece aile alanı değil, gayrimenkul alanı. Bu sene ev, alım, satım, kiralama, yer değiştirme, taşınma bu gibi etkilerde en şanslı burçlardan bir tanesi ikizler. Yani yatırımını daha çok gayrimenkule yönlendirsinler. Okay. Ve aileleriyle olan bağlantılarını kuvvetli tutsunlar. Onların yanında olacaklar ve işlerini yapsalar bile hemen gidip evlerinde vakit geçirmek aynen isteyecekler. Bu çok güzel bir güzel şey. Çünkü ikizler evde durmaz biliyorsun. Evet. Bu sene böyle bir duracak. Bir arada bir rahatlamak isteyecek. Hangi alanda önemli sorumluluklar var? İkili ilişkilerini gözden geçireceği bir dönem ikizler burcunun. Yani romantik ilişkiler değil, arkadaşlık, dostluk mu? Her türlü ikili arkadaş, ilişkiler. Her tür ikili ilişki. Hı-hı. Arkadaşlık, dostluk, evlilik, romantik ilişkiler. Bütün bunlar çok önemli. Yani ne kadar alıyorum, ne kadar veriyorum? Doğru bir ilişki içerisinde miyim? Her tür konuda. Bu ilişki bana ne katıyor hayatıma? Yoksa beni aşağıya mı çekiyor? Bütün bu sorgulamaların yapılacağı bir dönem içerisindeler. Bu dönemi korkutucu bir dönem olarak asla görmesinler. Çünkü neden görmeyeceklerini de biliyorum. İkizler burcu adaptasyonu yüksek bir burç. Ve bu sene Jüpiter Başak'ta değişkende, Satürn Yay'da değişkende. Yani bu sene değişebilen insanlar
yırtacak ayaklar. Ama sabitsen, ya ben değiştirmek istemem, bu koşullar istediğim gibi olsun diye ayak diretiyorsan kaybetme ihtimalin var. Çünkü başına gelecekler belli zaten. Aynen öyle. O yüzden de ikili ilişkilerinize bir bakın bakalım neyi değiştirmeniz gerekiyor. Bütün bunlar özellikle 30 Mayıs 6 Haziran arası doğan ikizler için geçerli. Eğer bu aralıkta doğmadıysanız, şu an Satürn'den bir etki almıyorsanız yolunuza devam edin. Ev, aile, yuva, bolluk, o kulağınıza küpe olsun. Ben 9 Haziran, ben yıktım o zaman. Evet, aynen öyle. Şimdi hemen yengeçlere geçiyoruz. Şimdi yengeçler bu sene ilk defa iletişimlerin çok arttığını görecekler. Satış, reklam, pazarlama, tanıtım, sosyal medya, bu alanlarda yengeçleri konuşacağız. Yükselenim yengeç biliyorsun. Sadece yakın çevren değil, aynı zamanda fikirlerini, ürettiklerini, düşündüklerini daha büyük kitlelere duyurma şeyin var, olasılığın var. Bu sene çok iyi öğrenci olacak yengeçler. Hayatı çok iyi gözlemleyecek, doğru noktadan yakalayacak, sınavlarını başarıyla geçecek ve iyi bir noktaya gelecekler. Özellikle de bilgisayar sektöründe çok büyük farklar yaratabilirsin Ayşe'ciğim. Bak, bunun üzerine gitmen gerekiyor. Bizi, bir yandan da bizi dinlesin sevgili yengeçler. Bu sektörlerden herhangi biriyle çalışmıyor olabilir bizi dinleyenler ya da izleyenler. Ama bu sektörlerin hızlandığını görecekler ve etraflarında böyle olur olmadık olaylar cereyan edecek. Buna bir baksınlar. Yakın çevre, akraba ve kardeşlerden yana şansın çok yüksek. Onların hayatında da güzel gelişmeler var. Belki kardeşinin hayatına yeni bir bebek geliyor ya da uzun zamandır evlenmeyi düşünüyordu, evlilik teklifi aldı. Onların hayatındaki bu güzel gelişmelerden yengeçler faydalanıyor. Harika. Yengeçler hangi konuda önemli sorumluluk altına giriyorlar? Sağlıklarıyla ilgili konularda. Mesela sen burada çok ciddi sıkıntı yaşamazsın. Çünkü ben bunu hep söylüyorum. Yengeç burcu birazcık karbonhidrata meyilli. Biraz kızartmaları seviyor. Biraz hamur işini seviyor. Ama günlük rutinini oluşturursa, düzenli bir beslenmeyle, düzenli bir egzersizle çok büyük başarılar elde edebilir. Hayat ona bunu yaptırmadan, bir adım atarak onların küçücük bir beslenme şeklini değiştirmesiyle bu etkiden çok rahatlıkla kurtulabilirler. Hiç merak etmesinler. İşinle ilgili konularda çok önemli sorumluluklar alacaksın. Çok önemli değişim ve dönüşümlere gireceksin. Ve bunu hangi yolla yapacaksın? Az önce saydım. Sosyal medya, dijital tarafla. Satış, reklam, pazarlama. Mesela bu sene reklam. Reklam sektörü, özellikle yengeçlerin çok fazla ön planda olduğunu göreceğiz. Ben ünlülerden de takip ediyorum. Bu sene sana güzel bir reklam gelsin. Geldi. Çektim zaten. Bak, görüyor musunuz? Döngüler. 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 Önden çok giderim ben. Çalışıyor. Çok. Hayır. Bu etki aslında biliyorsun geçtiğimiz Eylül ayında başladı. Tamam, zaten öyle başladı. Bir yıl pazarlama çok keyifli. Hele önümüzdeki yıl daha da güzel. Önümüzdeki yıl artık bir emlak zengini olarak sen böyle adımların, vallahi geliriz orada yaparız. Evinde, olur, güzel seve evinde seve yaparız çekimleri. Şimdi geldik aslanlara. Aslanlarda, aslanlara bu yıl para var. Geçtiğimiz sene girişimlerini başlattılar. Bu yıl başlattıkları her tür işin karşılığını alacaklar. Bu parasal da olabilir, manen de olabilir. Yani sahip oldukları değerlerde güzellikler var. Kendilerini mutlu, şanslı, bereketli, bolluklu görüyor olacaklar sevgili aslanlar. Aslanların bu sene dikkat etmesi gereken konuların başında aşk hayatlarında ve çocukla ilgili konularda önemli sorumluluklar var. Öyle çok ciddi sıkılmayacaklar çünkü zaten aslan sorumluluğu seven bir burç. Güçlüdür her zaman. İşte burada bir noktayı ben burada söylemek istiyorum. Özellikle çocukları üniversite sınavına hazırlanıyorsa, herhangi bir sınava girecekse aslan anneleri çok müdahaleci olabiliyor. Biraz onu aşağıya çekmekte fayda var. Çünkü bu sefer çocuklarının da yaşadıkları bazı sıkıntılar onlarda da büyük hayal kırıklıklarına sebep olabilir. O yüzden buna özen göstersinler. Hayatlarında bir insan yoksa büyük bir aşk sorumluluğunun altına girecekler. Kendilerinden olgun ya da kendilerinden çok küçük ilişkilere meyletme olasılıkları yüksek önümüzdeki dönemde. Ay şekerim, ben hiçbir şekilde istemiyorum. Aşk aşk diyenlerin çok aşka düştüğünü ve bunun sorumluluklarını aldığını göreceğiz aslanlarda. Peki, senenin ortasına gelmiş gibi olduk. Videomuzu bir sonraki videoya taşıyalım derim. Tamam. Başak'tan devam edeceğiz, doğru mu? Doğru. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki video için takipte kalın diyoruz. Teşekkürler. Bu
gün bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi badem sütü. Badem sütünü nasıl yapacağız? Beraber yapacağız şimdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli astrologlarından sevgili Hande Kazanova var. Hande'yi yakalamışken tabii ki ben 2016 senesinde Türkiye'de ve dünyada olacak önemli gelişmelerle ilgili biraz daha derinleşmek isterim.